Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mübarek Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında, Miraç Kandili sevgili peygamberimizin Allah'ın izni ve takdiriyle bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Rabbimizin sonsuz kudret ve ayetlerini müşahede etmek için semaya yaptığı, içerisinde pek çok ilahi lütuf, ihsan ve bereketi barındıran hikmet, hediye ve müjdelerle dolu manevi bir yolculuktur. Rabbinin huzurunda ümmetini dileyen peygamberimize layık kullar olmak için mübarek 3 aylar içerisinde yaşadığımız Miraç Kandili'ni anlamıyla idrak etmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Miraç Kandili'nin ülkemize, alemi İslam'a ve tüm insanlığa barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum dedi. Biz de Belediye TV ailesi olarak mübarek Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 6.sı düzenlenen yerel buluşmalar istişare toplantıları kapsamında İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet teşkilatı personeliyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar istişare toplantıları kapsamında İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet amirleri ve polis memurlarıyla bir araya gelerek istişarede bulundu. Aksaray Belediyesi tarafından 6.sı düzenlenen yerel buluşmalar programında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı'yla bir araya geldi. Başkan Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri, polis memurları ve POMEM öğrencilerinin katıldığı toplantıda Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı, Aksaray Belediyesi olarak proje ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Türk Polisimizin tabii 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 10 Nisan'da programlar yapılıyor. Bizler de bu vesileyle sizlerle beraber olmak, bu güzel haftayı birlikte geçirmek maksadıyla böyle bir çalışma düzenledik. Tekrar bu çalışmaya geldiniz. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii emniyetimizle, polis okulumuzla ve siz emniyet mensuplarımızla bizler zaten birçok programda hep beraberiz, birlikteyiz. Beraber birlikte birçok programlar gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlardan hiç unutulmadığı, hiç unutamadığım anılar da oluyor. Beraber acı tatlı günler yaşadığımız zamanlar da oluyor. İşte ilk başta hatırladım, 15 Temmuz'da yaşadığımız süreç, Allah memleketimize bir daha böyle bir süreç yaşatmasın. Böyle bir şeyle karşılaşmayalım inşallah. O süreç içerisinde sizlerin cansız belanı çalışmanız, mesai mevkumu olmadan, gecenizi gündüzünüze katarak yapmış olduğunuz fedakarca çalışmanız bizler için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Ve bizler sizlerin sayesinde, önce Rabbim sonra sizlerin sayesinde bizler burada Aksaray'ımıza rahat bir nefes aldık ve rahat çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada tabii vefat eden, yaralanan, öncelikle yaralanan gazilerimize Allah'tan şifa, şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Başkan Yazgı, kahraman polisimiz 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerek yurt içerisinde gerekse sınır ötesinde hainlerle her yerde mücadele ediyor ifadelerini kullanarak Aksaray'da emniyet teşkilatıyla birlikte Türk milletinin bekası için omuz omuza çalıştıklarını ve tüm şehirlerde kamu düzenini sağlamak için çalışan polisler sayesinde Türkiye'nin her geçen gün daha fazla huzura kavuştuğunu dile getirdi. İstişare bilgilendirme toplantısının ardından Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, polis adayı öğrenciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nun da sahne aldığı toplantıda sesi güzel POMEM öğrencileri türküler seslendirdi, halay çekti, hareketli türküler eşliğinde eğlendi. Doktor bulamadı,
Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda oda seçimleri yenilenen ATSO ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Koçaş bir veda konuşması yaptı. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkanı, Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, Yönetim Kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altunday ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Gündemdeki konuları görüşen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, yatırımcıların taleplerini değerlendirirken bölgenin sorun ve ihtiyaçlarıyla yapılacak yatırım planlamalarını istişare etti. Toplantı sonunda kurul üyeliği sona eren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ahmet Koçaş bir veda konuşması yaparak teşekkür etti. Evet, dün gibi ama yaklaşık 5 yıldır Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptım. Yine organize sanayi bölgemizde de yönetim kurulu, Sayın Valimizin başkanlığında yönetim kurulu üyeliği görevimizi sürdürdük. Dün gibi organize sanayi bölgesine geldiğimizde hakikaten baktığımızda kapısı olmayan, ciddi anlamda yollarında ile ilgili sıkıntılar var ama çok şükürler olsun, güzel bir ekibin, güzel bir yönetimin sayesinde bugün Türkiye'nin en büyük 12. organize sanayi bölgesi konumuna getirdik organize sanayi bölgemizi. Birisa gibi 2013'ün en büyük yabancı yatırım ortaklığını Aksaray'ımıza kazandırdık. Tabii bunları yaparken hep belediye başkanımızla 4 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk gün beraber bir araya geldiğimizde birlik beraberlik mesajı vermiştik. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, Özel İdare Genel Sekreterimizin burada vermiş olduğumuz katkılar doğrultusunda hep birlik beraberlik içerisinde çok iyi yerlere organize sanayi bölgemizi getirdik. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. İnşallah önümüzdeki süreçte artık bu saatten sonra yine buradaki yönetim bir an önce hızlı bir şekilde yeni açacağımız organize sanayi bölgesi var. Hızlı bir şekilde orası da açıldıktan sonra hakikaten Aksaray'da, Türkiye'mizde adından söz ettirebilen organize sanayi bölgemiz olacak. 5 yıldır bir süreç içerisinde elimizden geldiği kadar organize sanayi bölgesindeki bütün üyelerimizle, bütün buradaki fabrika sahipleriyle çok sıcak ilişkilerimiz oldu. Onların dertlerini kendi dertlerimiz gibi üstlendik. Buradaki de yönetim de elinden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda hep çözüm üretmeye çalıştı. Elimizden geldiği kadar yatırım yapacak yatırımcılara en hassas noktalara kadar düşündük. Amacımız, gayemiz, Aksaray'ımızı, başkanımın her zaman söylemiş olduğu bir söz var. Daha nasıl güzel yaşanılabilir bir marka şehir hayali vardı. Hatta bizim de bir sloganımız vardı. Biz bu şehri çok seviyoruz diye. Onu kendisinden çalmıştık. Hakikaten ben bu şehri çok seviyorum. Tabii ki görevler geçici. Onun için bizden sonraki arkadaşlarımız da ben umut ediyorum ki daha iyi yerlere Aksaray'ımızın gelişmesi için elinden geleni yapacaklardır. Bir yer bıraktık. Gururluyuz, mutluyuz. Ayrılıklar tabii ki üzünlü oluyor. Bugün de Sayın Valim ve Belediye Başkanım yönetim olarak bizleri buraya davet ettiler, geldi. Kendilerine huzurlarınızda haklarını helal etmelerini istiyorum. Burada çalışan personellerimize de hakikaten çok güzel günler geçti. Bundan sonra da bize ne zaman ihtiyaç duyulursa her zaman seve seve elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için de mücadele edeceğiz. Ben değerli Organize Yönetim Kurulu başta Sayın Valimizin önderliğinde yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanımıza, genel sekreterimize, organize müdürümüze ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Koçaş'a teşekkür plaketi takdim ettiler. Kısa birer açıklama yapan Vali Pekmez ve Belediye Başkanı Yazgı, yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşan Koçaş'a teşekkür etti. Vedada ise duygusal anlar yaşandı. O sebeple yönetim kurulunda Ticaret Odası Başkanı olarak beraber çalıştık. Ki bizden önceki dönemde de toplamda 5 yıl hizmet ettim. Biz hem bizim bulunduğumuz dönem içerisinde hem de daha önceki dönemlerdeki çalışmalarından dolayı hem Ticaret Odası Başkanı olarak hem OSEB Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptığım çalışmalardan Aksaray'a hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim 1,5 yıl boyunca uyumlu bir çalışma gösterdik diğer arkadaşlarımızla beraber. Elbette görevler belli dönemlere ait ama önemli olan yaptığınız görev içerisinde de onu layıkıyla yapabilmek. Bu hizmetlerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.
İnşallah bundan sonraki hayatınızda da, iş hayatınızda da size başarılar, sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraber uzun bir ömür diliyoruz. Belediye başkanı olduğum 4 yıl oldu. 4 yıl içerisinde burada organize yapmış olduğumuz birçok toplantıda beraber ortaklaşa kararlar aldık. Güzel projeler gerçekleştirdik. Organizemiz ilk başladığımızdan şimdiye çok büyük gelişimler gösterdi. Burada sizin emeğiniz, Sayın Valimizin, Genel Sekreterimizin, bizlerin ortaklaşa, uyumlu çalışmamızın neticesi oldu. Tabii bunun yanında biliyorsunuz küçük sanayi sitemizin çalışılması, o projenin gerçekleştirilmesi, esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde hep yanımızda oldunuz. Beraber güzel projelere imza attık. Ben bu süreç içerisinde gerçekten sizlerle çalışmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Kardeşane, dostane bir şekilde Aksaray'ımızı daha iyi nereye getirebiliriz? Marka bir şehir nasıl yaparız? Hep bunun derdinde olduk. İlk fuarları sizlerle beraber başladı. Ve Ticaret Odası da gerçekten de sizin başkanlığınız döneminde ciddi anlamda atılımlar gerçekleştirdi. Güzel çalışmalara hep ev sahipliği yaptı. Bu nedenle de Aksaray'ımıza büyük bir katma değer sağladı. İşte Bilisa'dan tutun da Aksaray'ımıza yapılan birçok fabrikanın gelişini de yine sizlerin, Sayın Valimizin ve buradaki ekibimizin değerli katkıları vardır. Ben bu süreç içerisinde çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aksaray'a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Allah razı olsun diyorum. Ama ben bu veda diye görmüyorum. Veda olmaz bizim işlerde. Kardeşliğimiz, dostluğumuz ve sizin Aksaray'a katacağınız daha birçok şey var. Dolayısıyla tekrar tekrar başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Merkez Meydan Mahallesi'nde Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yaptırılacak olan caminin temeli atıldı. Temel atma töreni öncesinde Aksaray Önder Başkanı ve Ankara Önder Başkanı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaray'da Meydan Mahallesi'nde Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu'nda yaptırılacak olan caminin temeli atıldı. Cami temel atma töreni için Aksaray'a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul üyesi Dr. Hüseyin Korkut, Önder Ankara Başkanı Enes Şişman, Önder Aksaray Başkanı Kutlisi Bakar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, temel atma töreninden önce Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulunan heyet, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği'nin öncülüğünde başlatılan ve hayırsever Recep Altınsoy ve eşi tarafından bağış desteğiyle düzenlenen temel atma törenine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul üyesi Dr. Hüseyin Korkut, Önder Ankara Başkanı Enes Şişman, Önder Aksaray Başkanı Kutlisi Bakar, Belediye Başkan Vekili Serdar Baydar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Kaşlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İl Protokolü üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami 300 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek olup caminin birinci katı 300 kişilik konferans salonu, iki katı ise mahfiliyle birlikte toplamda 400 kişinin namaz kılabileceği şekilde iki katlı bir kompleksten oluşacak. Temel atma töreninde konuşan Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Okan Çelik ve Aksaray Önder Başkanı Kutlisi Bakar cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bizler önder olarak başta Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, diğer kurumlarımızla organize bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız üzüğümüzün de gereği hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize yönelik çalışmalar. Bu şekilde yapılan çalışmaların daha üst düzeye çıkması için tüm kurumlarımıza, belediyemize, üniversitemize ortak çalışmalar yapmayı teklif ediyoruz. Tüm kurumlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Öncelikle hayırseverimiz Sayın Recep ve Gülcan Altınsoy'un camimizin yapımında temel atma merasiminde çok büyük katkıları olduğunu belirtmek istiyorum. Bununla beraber 7-8 aylık bir zaman diliminde Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün, belediyemizin ve önder teşkilatımızın bu caminin yapımında çok büyük emeklerinin geçtiğini burada özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah bugün Bismillah diyeceğiz.
Allah nasip ederse Eylül ayı içerisinde bu kompleksimizde inşallah açılışını yapmış olacağız. Allah nasip ederse. Törende düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Nisan tarihinde yenilenen oda seçimlerinde Aksaray ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı görevine seçilen yeni başkan Cüneyt Göktaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Yeni Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş'a ziyarette yeniden meclis başkanı seçilen Fatih Tekin eşlik etti. Ziyarette seçim süreciyle ilgili bilgiler veren ATSO Başkanı Göktaş, göreve başladıklarını ve bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Aksaray Belediyesi'nin ortaokul öğrencilerine yönelik yürüttüğü Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında düzenlenen geziler sürüyor. Aksaray Belediyesi Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında yüzlerce ortaokul öğrencisine Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek bilgi veriyor. Aksaray Kültür Gezileri Programı öğrencilerin ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyor. Her şey olduğu gibi günümüze gelmiştir. Aksaray Belediyesi'nin en büyük kültürel hamlelerinden bir tanesi olan ve İlmi Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında kültür gezisinin yanı sıra eğitim faaliyetleri kapsamında farklı bir imza atılıyor. Gezi programına katılan 120 öğrenci rehber eşliğinde Aksaray'da sırasıyla Somuncu Baba Külliyesi, Aksaray Müzesi, Azmi Milli Müzesi ve Zincirliye Medresesi'ni gezdiler. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.